Peki ya teknik bize ne söylüyor? birazcık onu şey yapalım konuşalım. Şimdi teknik analiz e, Gaye Hanım'ın ne karar vereceğine ya da Gaye Hanım'ın ne kadar görevde kalabileceğine e, vesaire bilemez. E, evet. Ama temel tarafı konuştuğumuza göre şimdi teknik ne diyor onu da bir soralım. Şimdi ilk olarak Borsa İstanbul yani biz düzün bir teknik grafiğiyle başlayalım. Önce bir hikayesine bir bakmayı tercih ediyorum ben burada. Şimdi şurada gördüğünüz mumda aslında bize bir satışın geleceğini belirtmişti piyasa. Hani burada bize dikkatli ol diyordu. Neden bunu diyordu? Hani piyasa yukarı doğru gitmek istedi, Daha sonra aşağı doğru bir hareket geliyor ve günün en düşünden kapatıyor. Hani bu ufak bir dipnot olarak bunu söylemek istedim. Şimdi bizim ilk başta dikkat edeceğimiz noktalardan biri şu gap bölgesi olacak. Şimdi piyasa eğer bugün tam 5200'den bir dönüş gerçekleşecek artık 5200'e bizim güçlü desteklerimizden biri oldu. Tabii ki 5200'ün altında bir kapanış asla istemiyoruz. Çünkü eğer piyasamız 5200'ün altında bir kapanış gerçekleştirirse şu bölgede gördüğümüz hani GP almaya doğru gidebilir. Ama o, o bölge GP aldıktan sonra piyasa yatay saracaktır. Yatay sardıktan sonra tekrar yukarı gitme potansiyeli olacak. Ama gene 5200 o zaman karşılaşacak. 5200'ü kırmakta zorluk çekecektir ilk başta. O yüzden 5200'ün altına biz ilk başta mutlaka inmeyelim diyorum ben. Onun, onun dışında Şimdi bugünkü piyasada şöyle bir hikaye vardı. Yani Birçok hisse eksi pozisyonda yani düşüş pozisyonda ama bugün bankada ile bir endeks aslında tutulabildi. Yani bu da bizim açımızdan iyi oldu çünkü hani bir endeksin gitmesini istiyorsak, bir borsanın hareket etmesini istiyorsak ilk başta bankalar bizim kritik noktamız oluyor. Onu da burada söyleyeyim. Şimdi burada bizim dikkat edeceğimiz noktalardan ilk başı şurası olacak. Yani 5320-5315 arası bizim için kritik olacak. Yani o kısmı bir hacimli bir kırarsak hani biz yavaş yavaş geri dönmeye başlıyor diyebiliriz. Yani benim burada yarın içerisinde görmek isteyeceğim bunu. Tabii ki haber akışları olacak. Hani haberler olacak, piyasa beklentileri olacak. Onu tam bir ayrı olarak koyuyorum. Şurada şöyle hafif bir yükseliş bir mum görürsek yani o zaman piyasa yavaş yavaş dönüyor diyebiliriz. Daha sonrasında ise piyasamızın döndüğü zamanlarda yani 5410 kısmı kritik olacak. 5410'dan büyük ihtimalle bizim satışımızı yiyeceğiz. Tabii o sırada endeksimiz bizim 5400 sonra 5320 arasında bir sıkışmış olacak. O civarda gittikten sonra yukarı doğru hareket gidecek. Bu tabii ki büyük ihtimalle yani bayram satışları bittikten perşembe günkü hem faiz kararı olduktan hem de metin okunduktan sonra daha rahat olacak diye tahmin ediyorum. Yani özellikle işlem yapanlar için de Yatırımcı için şunu söylemem gerekiyor. 5200 altında bir kapanış gerçekleşirse hani piyasa çok olumlu olmayacaktır. Onun aşağısı daha 5000 157'lere doğru gidecek. Şu gapimizi almaya çalışacak. Daha sonrasında ise dönüşte büyük ihtimalle şu GEP'in yarısı kısmından olmasını tahmin ediyorum ben. Şimdi endeks tarafı bu şekilde. Benim. Benzer bir e, yorum, benzer bir teknik analiz e, şeyi çalışmasını döviz içinde gösterelim mi? Tabii Sonra ki. Sonra da geçeriz. Hemen geçelim.